Hoş geldiniz. Bugün insanın hayatta yaşarken aslında en farkında olmadığı bir noktanın üzerinde duracağız. Bu da aslında olayların kim tarafından algılanıyor olduğu. Yani bir şey yaşanıyor iken bizim çok üzerinde durmadığımız bir nokta var. Bir şeyi gözlemliyoruz, bir şeyi algılıyoruz, bir şeyi duyuyoruz, bir şeye şahit oluyoruz. Mesela işte ne gördün, ne algıladın, neye şahit oldun dediğimizde hemen bir şey anlatırız. Ama buna kim şahit oldu dediğimizde, bunu kim duydu dediğimizde, bu kim tarafından yorumlandı dediğimizde, bu kim tarafından görüldü dediğimizde orada böyle hafif bir duraksarız. Ne soruyorsun şimdi, hani neyi soruyorsun gibi bir yaklaşımımız olur. Halbuki aslında en can alıcı ve en önemli soru aslında budur. Bunu kim yaşadı? Ne yaşarsan yaşa. Şu soruyu mutlaka en kısa zamanda sorabilmelisin. Bunu kim yaşadı? Bir şey duydum. İşte biri bana şöyle dedi. Tamam, bunu kim duydu? Tabii ki hepimizin en basit şekilde aklına gelen şey, tabii ki ben duydum. Arkasından aslında dikkat etmemiz gereken nokta, her duyguya, her düşünceye, her algıya, her psikolojik hale ben diyoruz. Ben duydum, ben işittim, ben şahit oldum, ben karşılaştım, ben muhatap oldum. Tabii ki aslında buradaki ben nasıl bir ben? Tanımlanan bir ben değil aslında bu. Sen o anki duygu durumu, o anki düşünce durumu, o anki algılama halin neyse ona ben diyorsun. Aslında burada sormak istediğim şey bir derece daha derinden bir soru. Yani bunu kim duydu, kim işitti, kim deneyimledi, kim şöyle şöyle bir olaya maruz kaldı, bu kim? Benim böyle sağ olsun bu gibi konuları anlamamakta ısrar eden bir arkadaşım vardı. İşte derdim ki bunu kim söylüyor? Ben. Hangi ben? Bütün benlerimle ben derdi yani mesela. Hani orada aslında yapamadığımız şey veya göz ardı ettiğimiz şey aslında o anki benin, bizim literatürümüzü dikkate alırsak, psikolojik bir ben olduğunu fark etmeyiz ve onun da aslında gerçek kendimiz olduğunu fark etmeyiz. Yani o anda bir şeyi duyan psikolojik bir bendir. Yani psikolojik benden kastımız nedir? Kendini belli düşünceler, duygular, arzular, algılar üzerinden tanımlayan ben. Mesela hani bazen bir olur ya böyle bir çocuğa işte bir arkadaşı demiştir ki sen çirkinsin. O da gelir anne babasına der ki işte ve annesine der ki işte arkadaşım bana sen çirkinsin dedi. İşte üzülür, ağlar falan filan. İşte anne ben çirkin miyim falan. Aslında bu kim tarafından duyulmuştur? Bunu, o cümleyi kim işitmiştir aslında? Yani o çocuğun dünyasında tırnak içinde kendini biraz beden üzerinden tanımlayan, o beden üzerinden tanımlamakla kendisini iyi algılasınlar isteyen bir duygu ve düşünce kalıbı aslında bu. Bana çirkin dedi ve bundan dolayı diyelim ki gücendim, alındım, üzüldüm veya işte hiç umursamadım, ben de ona sen çirkinsin dedim, iyi yaptım değil mi falan diye savunurum. Ve hayat böyle geçer. Hayat böyle devam eder. Nasıl devam ediyorsa öyle bir gidişat olur. Ve hiç bir zaman bu çirkinsin sözünü kim duydu, kim algıladı, bu kim tarafından izlendi, şahit olundu,
Aynı zamanda bu ne oluşturdu, devamında ne oluşturdu? İşte diyelim ki işte bana çirkinsin dedi, anneme söyledim, annem de böyle duymazlıktan geldi, herhalde çirkinim diye duymazlıktan geldi. Böyle o yüzden ömrüm boyunca kendimi çirkin olarak görmüşümdür deyip ömrüm boyunca çirkinim diye yaşıyor olabilirsin. Hatta işte birisi bana güzelsin dese bile böyle kendimi çirkin hissediyorum. Sanki böyle gönlümü almak için yapmış diye hissediyorum dersiniz ve bir ömür boyu o benlikle hayatınızı bu açıdan devam ettirebilirsiniz. Ve ömrüm boyunca ben hiçbir zaman kendimi güzel görmedim diye bir de böyle serzenişleriniz olur. Sonra biraz psikoloji okursunuz, bunun büyük bir travma olduğunu okursunuz falan. Böyle hayat devam eder. Fakat aslında bu illüzyonu, yani bu psikolojimizin bizim üzerimizdeki illüzyonunu fark etmek için kendimize bir soru sormayız. Aslında buradaki temel ihtiyaç işte biraz önce bahsettiğimiz sorudur. Bu kim tarafından duyuldu? Ve bu kim tarafından işlendi? Yani bunu içeride kim işledi? Kim onun üzerinde yorumlar yaptı? Eğer bunu sormazsak ve kendimizi bedenden ve psikolojik düzeydeki düşünce duygu mekanizmasından ibaret görürsek o mekanizma bizim hayatımızı kuşatır ve biz o mekanizmanın insafına kendimizi terk etmiş oluruz. Ki aslında bugüne kadar bununla geldik. Yani terk ederek geldik. Kendimizi bir şeyin insafına, bir şeyin tırnak içinde olmayan vicdanına, idrak etmeyen idraksizliğini aslında terk ederek geliyoruz. Hepimizin bu tür şeyleri var. İşte alınmalarımızın, gücenmelerimizin, öfkelerimizin, işte bir şeylerin bize ağır gelmesinin, bir şeyleri rahatsız edici bulmamızın altında yatan şey aslında bizi hipnotize eden ve kendimizi o zannettiğimiz bu benliklerdir. Aslında bunlar bir benlik değildir. Yani biz bunlara hep benlik diyoruz ama aslında orada bir ben yoktur. Bu benlikler nasıl oluşuyor? Aslında gerçek benin bir şeyle kendisini özdeşleştirmesinden oluşuyor. Yani bir hakiki ve doğal bir benlik var. O benlik artı bir duygu senin duygu benliğin oluyor. Ve sen kendini o duygu ile tanımlıyorsun. Ve o duyguya ben diyorsun. Aslında ben, gerçek beni bulmak aslında çok zor bir şey değil. Duyguyu kenara bırakmak, yani hissetmemek değil. Orada bir duygu olabilir. Fakat o duyguya ben dememek gerekiyor. Yani bir duygu var orada. Bir düşünce var. Bir davranış alışkanlığı var. O orada durabilir. Mesela burada masa var. Ama ben masayım demiyorum, değil mi? Benimi, gerçek kendimi hatırlamak için masayla kavga etmeme de gerek yok. Bunun gibi aslında masa veya bir duygu, masa veya bir düşünce. Bunu analiz edebilirim. Diyelim ki bu masa kullanışlı bir masa. Kullanıyorum. İşte güzel kullanmaya çalışıyorum. Ama diyelim ki eğri olsaydı bu masa, işte derdim ki ya bunun ayağına bir şey koyalım, onu düzeltelim, değil mi mesela? Ama ben masa olsaydım ne olurdu? Kendime şöyle diyecektim. Ben eğriyim. Benim bir ayağım kısa, değil mi? Ama masayı masa olarak yorumlayabildiğimde, yani bu bir masa. Bununla kavga etmem gerekmiyor ama ben masa değilim. Şimdi bunu söylemek çok basit değil mi? Yani makul bir şey. Tabii bundan doğal ne olabilir? Ben herhalde masa değilim. Ama ben duyguyum diyorsun hiç farkında olmadan. Evet. Nesneyle özdeşleşiyor. Evet. Her şeyle Besliyorsun daha sonra. özdeş. Efendim? Orayı besliyorsun. Sonra da Bir onu enerjiyle besliyor. Zaten bu ona ben deyince ona enerjini, ona dikkatini, ona varoluşunu, her şeyini ona teslim ediyorsun. Her şeyini o kullanıyor deyim yerindeyse. Hani
şey gibi, bir sarmaşık gibi artık yapıştığı ağacın öz suyunu emmeye başlıyor. O ağacın gıdasıyla beslenebiliyor. Fakat burada dikkat edeceğimiz şey, hani bunun sonuçları değil. Aslında bu hani nasıl oluyor? Buraya bir dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burası aslında hani balığın zokayı yuttuğu yer burası yani. Hani balık nasıl zokayı yutuyor? Önce ona bak. Yoksa zokayı yutuyoruz. Sonra o zoka kanatıyor boğazını. Oradan kanama oluyor. Oradan kansızlığa gidebilir değil mi? Bir sürü şey olur. Veya sana halsizlik verir. Bir sürü hikaye döner. Orası da çok önemli. Ama ilk adım ne? Aslında o zokayı yuttuğumuz yer. Yani ben hakikatini, o ben varlığını diyelim buna, özünü diyelim. O öz benlik, o gerçek varlık olan benlik halini ne yapıyoruz? Bir duyguya eklemliyoruz, bir duyguya yapıştırıyoruz. O zaman ne oluyoruz? O duygu neyse ben kendimi öyle hissediyorum. Mesela üzgünüm, acı çekiyorum. Kendimi çok böyle aşağıda hissediyorum. Böyle aşırı utanç hissediyorum. İşte herkesi kendimden daha böyle üstünmüş gibi. Sanki herkes mutlu, ben mutsuzum gibi hissetmeye başlıyorum. Bunun sonu gelmiyor. Dolayısıyla aslında mesele göründüğünden aslında çok daha basit aslında. Ama işte biz nefsaniyet diyoruz, o diyor, bir sürü böyle kavramlar uçuşuyor, böyle nefis mertebeleri falan hikayesi oluyor. Aslında nefis mertebesi falan gerek yok yani. Bir iki şey var. Bir tanesi gerçek ben, bir tanesi sahte benler. Aslında. Gerçek ben yaratıcı dışında hiçbir şeyle tanımlanamayacak bir şeydir. Yani onu bir şeyle tanımlayacak olsam en fazla yaratıcıyla tanımlayabilirdim. Veya varlık kavramıyla tanımlayabilirdim. Yani kavram olarak tabii ki kelime değil. Yani varlık yani. O var. Benlik nedir? Benlik varlıktır. Bu kadar aslında. Benlik İşte yaşadıklarımızın bizde meydana getirdiği kimlik algısıdır dedin mi, orada tuzağa düştün demektir. Neden? Çünkü bak ben, benlik, buradaki bencillik anlamında almayın bunu. Ben olarak, ben kavramı, ben hakikati. Benlik varlıktır. Ve onun varlığı yaratıcıya dayanır. O yüzden o varsa ben varım. Sahte benliğin de varlığı. Sahte benliğin de aslında varlığı, sahte benliğin varlığı, yani sahte benlik olması için aslında yine o bene ihtiyacı var. Evet. Çünkü o benlik dediğimiz varlık olmasaydı sen bir duyguya, bir düşünceye ben olarak bakmayacaktın. Ben olarak bakmayacaktın. O duygu olabilir. Anladın mı bak? Bir duygu olabilir. Ama o duyguya ben demek mesela şöyle basit bir şey. Diyelim ki hani daha güncel bir örnek verin. Diyelim ki ben bir yüzük almışım, böyle konuşurken de böyle gösteriyorum falan. Siz de bakıyorsunuz. Gözünüz dokunuyor falan, siz kendi yüzüğünüze bakıyorsunuz, vay be ne güzel yüzükmüş falan. Şimdi ya üstünlük hissedersiniz, ya aşağılık hissedersiniz, ya da işte bir gıpta hissedersiniz, ya da işte bak kendini gösteriyor falan filan, oradan bir hikaye çıkar. Yani bu hikaye niye çıkıyor? Çünkü bir yüzük üzerinden veya bir saat üzerinden veya giyim üzerinden veya işte görüntü üzerinden işte birinin saçı dökülmüş, saçı böyle gür olana bakıyor. Ya senin de dökülecek diyorum. Yani niye sana, niye bunu diyorsun? Çünkü kendini tırnak içinde. Aslında konu sadece bir yerde saç var, bir yerde saç yok. Değil mi? Bu kadar basit bir şey. Ama olay bu kadar basit olarak mı algılanıyor? Yani basit derken olduğu gibi mi algılıyorsun sen olayı? Hayır, olduğu gibi algılamıyorsun. Bir sürü duygu geliyor. Bir sürü
sürü duyguya da ben diyorsun. Yani bir sürü duygu gelse gene mahsuru yok. Sadece bir duygudur o yani. Mesela derim ki o saç güzel duruyor. Mesela. O kadar. Ama benim saçım bak ne oldu? Benim dedim. Benim saçım, onun saçı falan. Orada başlar. İşte ben kavramını devreye sokup daha doğrusu beni yanlış bir şeylerle eklemlediğinde problem oluyor. Bakın. Dışarıdaki bir olay nedeniyle değil. Burada bunu ayırmamız gerekiyor. Dışarıdaki bir olay değil buradaki problem. Hani ben hep örnek veririm ya. İşte bir kedi doğurur ama ben anneyim demez. Neden? Çünkü o bizim idrak ettiğimiz manada bir ben bilinci yoktur. Yoksa aklı yok değil yani. Bu akılla ilgili bir şey değil. Akıllı olsaydık ama benlik olmasaydı hiçbir problem olmayacaktı. Akıllı olmuş olacaktık ama benliğimiz olmayacaktı. Mesela hiçbir problem olmayacak. Mesela ben anneyim falan demeyecektik. Tırnak içinde belki daha akıllı bir annelik yapacaktık. Ama ben anneyim, o başka bir şey. Ve işte ben bunu böyle çok ilginç olarak izlemiştim böyle bazı insanlarda. Mesela böyle bir çocuğa bir başka kadın, yani annesi olmayan bir başka kadın böyle çok ilgi gösteriyor, ona hediyeler alıyor. Bir süre sonra o çocuk o ona çok ilgi gösteren, ona çok hediyeler alan kadına anne demeye başladı mesela. Bunu deyince tırnak içinde bak hepine hemen bir şaşkınlık oldu bazı bayanlarda. Niye oluyor acaba bu mesela? Şöyle bir düşünün. Mesela bunu garipseyen içinizde bir benlik olabilir değil mi mesela? Erkek kadın fark etmez. Yani aslında orada bir problem yok değil mi aslında? Yani bir başka kadın benim demeyeyim orada, bedenimin doğurduğu çocuğa şefkat ediyor ve o çocuk da ona anne diyor. Şimdi bunda bir problem var mı? Yok aslında. Hani güzel bakıyorsa, ihtimam gösteriyorsa, şefkat ediyorsa bir problem yok. Ama problem kimde oluşuyor? O benim çocuğum. Yani ben ve çocuk arasında ne yaptım? Yapıştırdım bunları. Bunlar yapışık şeyler. Benim çocuğum. O çocuk bir çocuk değil, benim çocuğum. Ve ben onunla kendimi tam hissetmeye başlıyorum. Onunla daha bir varlığım büyüyormuş gibi hissediyorum. Hani bizde vardır ya, yok evrimsel psikolojiye göre her canlı işte soyunu devam ettirmeye çalışıyor. Yani ayılar toplanıyorlar, aa bizim soyumuzu devam ettirmemiz lazım, bu evrim sürecinde böyle olmamamız lazım. Yani bir de böyle hayvanlara bir sanki bir akıl yüklüyorlar bu bazı evrimci yorumcular. Ya işte böyle her tür kendini devam ettirmek ister. Ya öyle bir şey yok hayvancağızda yani. Öyle iyi ki öyle bir yükü yok. O sadece kendisine yüklenen bir programı yaşıyor. O kadar. O program konmasa yaşamayacak onu. Üreme güdüsünü yaratıcı koymasa veya neyse tabiat koymasa diyelim, o hayvan üremeyecek yani. O hormonları olmasa o hayvan çiftleşmeyecek. Bu kadar basit bir şey. Bu onun türünü devam ettirmek istiyor gibi bir hikayeli bir ilgisi yok yani. İşte biz burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Aslında beni hep bir şeylerle eklemlendiriyoruz. O ben bir türlü rahat bırakılmıyor. Bir türlü bağımsız bırakılmıyor. Onu hep bir şeye yapıştırıyoruz. Ama bu kimin aleyhine bir işlem? Benim aleyhine bir işlem. Çünkü sen beni ki o hiçbir sınırla, hiçbir eksiklikle, hiçbir zafiyetle tanımlanmaması gereken bir şey. Öyle bir niteliği yok çünkü. Sen onu bir şeyle sınırlandıramazsın. Bir eksiklikle tanımlayamazsın. Mesela ben yetersiz biriyim dediğinde ne yapmış oluyorsun? O beni yetersizlikle tanımlıyorsun. Kendi elinle kendi başını belaya sokuyorsun.
Mesela diyorsun ki ben ölümlüyüm diyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Hepimiz ölüyoruz. Bunu nereden çıkarıyorsun? Herkes ölüyor. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bak diyor, ölüyor diyor. Neye bakayım? Bedene bakıyorum. Bedeni gösteriyorsun bana. Peki bedenin ölümü benim ölümü müdür? Değil mi? Ama ne yapmışım? Beni bedenle özdeşleştirdim. Oradan ben güzelim, ben çirkinim, ben yakışıklıyım, ben uzunum, ben kısayım, ben uzun yaşayamıyorum, yaşayamayacağım. Bizim atalarımızda hep böyle kalp krizi problemi var, 40'ından önce ölüyorlar. Bir sürü şey ekliyorsun, bak, hep yapıştırıyorsun, hep eklemliyorsun. İşte ben ölümlüyüm diyorsun. Hepsini eklemledin. Ve kimin aleyhine? Bu benim aleyhine. Neden? Çünkü bunun gibi en güzel kıvamda yaratılmış, Allah'ın sonsuzluğuyla sonsuz olan bir şeyi sen sonlu, eksik, hasta, problemli falan 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 bir şeye eklemliyorsun. Bu kimin aleyhine işliyor? Benim aleyhine işliyor. Varlığımızın aleyhine işliyor. Allah Adem'e niye yaklaşma dedi? İşte bunun için yaklaşma dedi. Aslında yaklaşmaman gereken şey özdeşleşmedir. Yani bir şeyi ne yaptın? İçselleştirdin. Onunla özdeşleştin. Aslında o ağaca yaklaşma, yani bir şeyle özdeşleşme demek. İşte onun meyvesinden yiyince ne oluyor? Sen onun ile kendini tanımlamaya başlıyorsun. Kendini bir şeyle özdeşleştirdiğin an, o seni, sen onu yiyor. Yani hani mantar yersin ama zehirliyse mantar, mantar seni yer ve seni öldürür, değil mi? Sen mantarı önce öldürdüğünü düşünürsün. İyice bir ormandan kesersin bir zehirli mantarı, güzel pişirir. Hatta tavada öldü mü ölmedi mi, iyice kızardı mı? Sen onu öldürürsün, sonra o seni öldürür. Özdeşleşme böyle bir şeydir. Özdeşleşme ilk önce bir kısım zamanlarda ve durumlarda çok tatlı gelir. Dersin ki benim çocuğum. Ne hissediyorsun abi? Ya çok iyi hissediyorum, böyle çok hoşuma gidiyor. Benim bazı evlenen arkadaşlarım olurdu, böyle çocuğu olur. İşte gelir, abi çok farklı bir duygu. İyi iyi, güzel diyorum. Ama çok güzel bir duygu. İşte ben de evlenmemişim, çocuğum yok. Tamam diyorum, hani geçiştirmiyorum. O yana diyor, geçiştiriyor muyum acaba? Ya doğru diyorum, hatta ekstradan tasdik ediyorum. Çok güzel bir duygu diyorum. Ama onun maksadı ne? Ben de öyle bir duyguyu yaşayayım. Sanki bu duyguyu yaşamak varlığımızı arttırıyor zannediyor. Öyle bir zanna sahip. İşte bak bir çocuğum oldu. Hatta benim bir arkadaş vardı. İşte iki erkek çocuğu oldu. Çok onlar böyle meşguliyeti olduğu için böyle iş o kadar farkında değil gibiydi falan. Bir kız çocuğu oldu. Bu kız çocuğu farklı oluyor ya dedi. Oradan makarayı sarıyor artık yani. İşte baba, işte kız çocuğu falan. Baba kız bambaşka bir şey falan. Öyle devam ediyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu cehaletin dibidir yani aslında. Ama bize hepimize normal gözüküyor değil mi? İşte ne güzel diyorsun. Peki yani bir çocuğun dünyaya gelmesine Allah'ın seni vesile kılması güzel değil mi? Tabii ki güzeldir. Biz bunları eleştirmiyoruz. Bazen yanlış anlaşılıyor. Yani o zaman evlenmeyelim mi? Çoluk çocuğumuz olmasın mı? Bunu kastetmiyoruz arkadaşlar. Kastettiğim şey şu. Ben hiçbir şeyle özdeşleştirilmemeli. Ya benim çocuğum, benim kızım, benim evladım, benim eşim, benim şuyum, benim buyum, benim villam, benim arabam, benim itibarım, benim saygınlığım, ne derseniz deyin. Yani o benim yanına hiçbir şeyi yaklaştırmamanız gerekir. O Allah'ın evidir aslında. Ben Allah'ın evidir. O yüzden Allah'ın evine put sokmamak gerekir. Ama biz neyle övünüyoruz?
Hazreti Muhammed'le neyle putları çıkarmış Kabe'den. Sana ne? Yani bunun seninle ne ilgisi olabilir? Senin evinde put dolu ama sen diyorsun ki Hazreti Muhammed putlardan Kabe'yi temizledi. Bir de gidip Kabe'yi tavaf edip uçuş sergileyeceksin zannediyorsun. Ya sen kendin put haline gelmişsin, Kabe'yi tavaf ediyorsun. Hani bunu Kabe'ye gitmeyin, hacca gitmeyin diye söylemiyorum. Asıl olan şey nedir? Bakın tekrar söylüyorum. Ben Allah'ın evidir. Hatta bununla ilgili bazı zatların güzel sözleri vardır. Denir ki yani Kabe'yi İbrahim ve onun babası veya neyse işte insanlar yapmış. Ama kalbi, insanın kalbini, tabi bu kalp buradaki kalp değil, yani özünü, o senin aslını, bir şeyin kalbi onun merkezi demektir. Senin merkezin nedir? Ben bilincidir. Varlıktır. Onu kim inşa etmiş? Onu Allah inşa etmiş. O zaman Kabe mi daha mukaddes? İnsanın kalbi mi daha mukaddes? O zaman düşün, nasıl bir kalp taşıyorsun? Veya kalp ne demektir? Kalp duygusallık değil ki. Benim kalbim çok yumuşak diyor. Duygusallıktan bahsetmiyoruz. Senin kalbin senin öz varlığın. O gerçek ben bilincin. Oraya hiçbir şeyi sokmayacaksın. Oraya, bakın orada hiçbir şey yoktur, değil mi? Neden? Ya çünkü oraya bir şey konmaz ki. Yani o tamdır. O eksiksizdir. O mükemmeldir. O bir şeye ihtiyaç duymuyor ki. Bir şeye ihtiyaç duymayanı sen sanki bir şeye muhtaç zannediyorsun. İşte ben. Ne ben? Biraz anlat. Ne ben? Sade ben yani. Çok yavan kalıyor. Kime yavan kalıyor? Egona. Mesela bazı insanlar var. CV'ni ver dersin, böyle 4-5 sayfa doldurur ki CV uzun bir şey olsun yani. Okumaktan yorulursun. Neden? Yani şey olsun, böyle dolu olsun. Halbuki sen doldur. Benim annem, benim babam, benim kardeşlerim, benim evladım, benim eşim, benim arabam, benim evim, benim kitaplarım, benim sandalyem. Ne yaptın sen? Kendini mi büyüttün? Yoksa kendini bunlarla mı küçülttün? Hangisi büyük? Sen bir şeyi karıştırıyorsun orada. O ben sonsuz bir şey, sınırsız bir şey. Sen onu neyle güya doldurdun? Sınırlı şeylerle, eksik şeylerle, ölümlü şeylerle, geçici şeylerle. Ne yaptın onu sen? Onu zenginleştirdin mi? Yoksa azalttın mı? Sınırlandırdın mı? Yani bakın bu bizim dilimize de sorunlu kelimeler sokmuş. Mesela diyoruz ki adam varlıklı diyoruz. Ben varlıksızım. Üzülüyorsun. Adamın varlığına bak diyorsun. Varlıklı insanlar. Çok varlıklı bir aileden geliyor. Bu ne kadar cahilce bir kelimedir. Ama bizim için normalleşmiş. Çünkü cehaletimiz dilimize de yansıyor. Mesela varlıklı diyor. Allah diyor ki hepiniz fakirsiniz. Ama biz birbirimizle ilgili diyoruz ki çok varlıklı bir aile. Hani Kur'an diyor da hepiniz fakirsiniz? Veya kendini çok varlıklı görüyorsun. Değil mi? Neyle varlıklı görüyorsan, bu birisi için ilim de olabilir. Ne olursa olsun. Çok biliyorum dersin, o da sahte bir varlık algısıdır. Abi adam her şeyi biliyor. Emin misin? Adam böyle bıraksan 2 gün arka arkaya susmadan konuşacak. Tamam da ne konuşuyor? Hiç ona baktın mı peki? Kendini biliyor mu? Ona bakmadım. Neye baktın? Her konuda konuşuyor adam. Dinler tarihinden konuşuyor, sosyolojiden konuşuyor, onu konuşuyor, bunu konuşuyor. Bilmediği filozof yok. Sonra kendini biliyor mu? Diyelim bilmiyor. O zaman onun bütün ilmi boşa gitmiştir. Bak onun için boşa gitmiştir. O bildiği şeyler boştur anlamında değil.
Ama mesela bizim ne kadar buna dair idrakimiz var değil mi mesela? Mesela biri bir şey biliyor, çok iyi biliyor. Ya diyoruz ki çok bilgili. Ne açıdan çok bilgili ama? Bunu idrak ederek mi söylüyorsun? Diyebilirsin. Bu insan işte atıyorum inşaat konusunda veya bu insan işte resim konusunda çok bilgili. Olabilir. Bu objektif bir ifade. Ama dersen ki bu adam çok şey biliyor ya. Sanat deyince böyle bilmediği şey yok. Ve onu öyle bir gözünde abartıyorsun ki sanki kendini çok iyi biliyor. Belki kendini hiç bilmiyor. Bak Yunus da bunu söylüyor aslında değil mi? İlim, ilim bilmek, ilim kendin bilmektir. Kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O sadece tıpkı işte 1000 GB'lık, 10.000 GB'lık bir bilgi bankası gibidir. Ona da basarsan tuşuna sana birçok bilgi verir. Platon'un bütün kitaplarını PDF olarak koymuşsan hepsini çıkarabilir yani. Ama kendini bilmek, mesela bir bilgisayar kendini bilmez. Bir masa kendini bilmez. İşte bir hayvan da kendini bilmez. Kendini insan bilebilecek nitelikte yaratılmıştır. O kendilik bilinci ben bilincidir. Ve o mukaddes bir şeydir. O mukaddes şeye sen ne katarsan kat onun kutsiyetini gölgelersin. Ha bakın hep söylüyorum hani Kabe'ye put koymakla Kabe kutsallığından bir şey kaybetmez. Ama Kabe'ye o gözle bakan bir şey kaybeder. Yoksa Kabe'yi Hazreti Muhammed putlarla doluyken de tavaf etmiştir. Şimdi Kabe'yi putla doldursalar hangi Müslüman o rahatlıkla tavaf eder merak ediyorum. Değil mi? Ve işte diyoruz ki Zemzem tavrı yapmış. Ya yapanı yapana bırak. Sen Kabe'nin hakikatine bak. Kabe'nin hakikatine herhangi bir şey yapılabilir mi? Zarar verilebilir mi? Bakın Kabe'nin binasına demiyorum. Kabe'nin duvarına demiyorum. Kabe'nin hakikatine, Kabe'nin temsil ettiği hakikate bir zarar getirilebilir mi? Hayır, getirilemez. Senin hakikatine bir zarar getirilebilir mi? Hayır, getirilemez. Ama sen kendi kendine yanlış düşünce, duygu, anlayışlarla onun hakikatini kendi açından gölgeliyorsun. Senin hakikatin yine aslında etkilenmiyor. Ama sen kendini özdeşleştirdiğin yanlış şeylerle tanımlıyorsun. Kendini bir şeylerin üzerinden şanslı veya şanssız olmakla, işte istediğini elde edip edememe üzerinden mutlu veya mutsuz olmakla tanımlıyorsun. Mutsuzum diyorsun. O kadar mutlu değilim diyorsun. Niye? Ya işte şu şeyler olmadı. Ya bunu gülerek söyle, neşeyle söyle yani mesela. Niye mutsuzsun ki? Dünyada istediğim şeylerin çoğu olmadı abicim ya. Ama çok mutluyum. O sadece bir olgudur değil mi? Bir şeyleri istedim, olmadı mesela. Bu kadar. Ama bak onunla ne birleşiyor? Bir duygu. O duyguyla ne birleşiyor? Sen. En büyük tuzak orası. Sen neyle özdeşleştin? Mutsuzluk duygusuyla. Mutsuzluk neden oluştu? İstediğin bir şeyin olmamasıyla. O zaman sen ne hale geldin? Sen mutsuz hale geldin. Hocam, peki isteklerimin olmamasından bildin. Belki bunu neyi kastediyorum? Belki bunu kastediyordur. Sen neden dolayı mutsuz oldun? Hemen cevap şu. İstediklerim olmadı. Hayır. İstediklerin olmadığı için mutsuz olmadın. İstediklerinin olmaması sende hoşnutsuzluk duygusu oluşturur. Yani isteğim olmadı. O hoş bir şey değil. Duygusal olarak hoş bir şey değil. Bakın. Dikkat edin buraya. Duygusal olarak hoş bir şey değil. Mesela diyelim ki burada bir termometre var. Buradaki havayı ölçüyor. O havayı ölçer. O iyi kötü demez ona.
Yani örneğin isteklerin olmaması hoş bir duygu değildir. Bu kadar. O bir duygudur. Nötr bir duygudur yani. Kendi halinde bir duygudur. Ama sen ne yaptın? O hoş olmama durumunu aldın, benliğinle özdeşleştirdin. Ben kendimi hoş hissetmiyorum, ben kendimi iyi hissetmiyorum dedin, o zaman mutsuz oldun. Niye mutsuz oldun? Kendini oradaki duyguyla özdeşleştirdin. Ve bütün hikaye böyledir. Hepimizin hikayesi böyledir. O yüzden mutlu ve özgür olmakla aramızda bir engel yoktur. Ama bizim zihnimiz neye odaklıdır? Mutlu ve özgür olman için bir şeylerin değişmesi lazım, bir şeylerin olması lazım, bir şeylerin de artık olmaması lazım. İşte neyse o arzunuz ve korkunuz, onun üzerinden işte ne olursa mutlu olursun, değil mi? Bizim en çok birbirimize sorduğumuz şey odur. Niye mutsuzsun ve ne olursa mutlu olursun? Bunun cevabını aramaya gerek yok ki. Bunun cevabı basit, bunun cevabı açık. Niye mutsuzsun? Özdeşleştiğin için mutsuzsun. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Özdeşleşmemeye ihtiyacın var. Bu kadar. Soruları çoğaltmaya gerek yok. Biz soruları çoğaltıyoruz. Soruları çoğaltıp onlara cevap bulmaya çalışıyoruz. Halbuki ihtiyacımız olan asıl soru ve onun asıl cevabı var. Mutsuzluk mu hissettin? Hemen şu noktaya gel. Ne ile özdeşleştin? Ne ile özdeşleştin? Bunu sormaya ihtiyacın var. Kendimi kötü hissediyorum. Geçen bir çocuk vardı. İşte diyorum ki başarısız olsan ne hissedersin? Kötü hissederim. İşte istediğin olmayınca ne hissedersin? Kötü hissederim. Baban senin istediğin şeyi yapmadığında ne hissedersin? Çocuk 10 yaşında falan. Ne hissedersin? Kötü hissederim. Tabii kötü bir de hani birçok duyguyu içine soktuğumuz bir kavram. Aslında çocuğun hali şu. Başarısızlık olduğunda kendini başarısız hissediyor. O yüzden kötü oluyor. Hani kendine ben başarısızım diyor. Babası onun istediği bir şeyi yapmadığında ben isteği yapılmamış biriyim. Ben ihtiyacı görülmemiş biriyim diye tanımlıyor kendini. O yüzden kendini kötü hissediyor. İşte hepimizin sakince dikkat etmemiz gereken nokta budur. Bizi mutsuz eden şey benlik bilinci de değildir. Hani denir ya böyle işte insan çok mutlu da olabilir, çok mutsuz da olabilir. Yani kendini psikolojiye teslim edersen tabii ki senin mutluluğun da mutsuzluğun da buna bağlı olur. Peki niye peygamber mutsuz olmamış? Bakın, bir şeye hüzünlenebiliriz. Mesela dünyadaki bir kötülüğe, bir haksızlığa hüzünlenebiliriz. Onun için elimizden geleni yapmak için mücadele edebiliriz. Ama niye mutsuz olmamalıyız? Çünkü özde mutsuzluk yoktur. Özde mutsuzluk yoktur. Olmadığı için aslında benim kendimi mutsuz etmem için bir şeye ihtiyacım var. O da ne? Özdeşleşebilme yeteneğine ihtiyacım var. Özdeşleşebildiğim için mutsuz oluyorum. Özdeşleşme, tabii bu yetenek mi, tuzak mı? Evet, bu bir tuzaktır. Özdeşleşme tuzağından dolayı, o tuzağa sık sık düştüğüm için mutsuzum. Başka bir nedenle değil. Huzursuzluğumuzun da nedeni odur. Kendimizi kötü hissetmemizin de nedeni odur. Saçma şeylerden utanç duymamızın da nedeni odur. Ha, diyelim ki utanç duygusu niye verilmiş insana? Fıtratına, özüne yakışmayan bir şey yaptığında sana işaret etmesi için verilmiş bir duygu. Ya, bu sana yakışmıyor yani.
Yoksa eski bir elbise giydim diye, hatta yamalı bir elbise giydim diye utanmam gerekmez ki. Ama dışarıdan öyle bir algıyı miras almışsam, bu elbise güzel ama bu elbise o kadar güzel değil. Yani elbise üzerimizi örtmek içindir yani, bu kadar. Ama işte yamalı. Hep söylerim ya, 20 sene evvel birisi, anneniz işte blüzün pantolonunuzu yıkarken bir yere taksaydı ve yırtılsaydı ve işte kızım veya oğlum bunu giy ya falan deseydi utanırım derdiniz. Değil mi? Ama şimdi göğsünüzü gere gere giyiyorsunuz. Fark ne? Fark senin zihninin bir şeye bu kötü, bu şu demesi, öbürüne de bu demesinden kaynaklanıyor. Bunlar sahte utançlardır. Mesela bir insan maddi olarak eksiklik içinde olmaktan utanmamalıdır. Ama bundan utanıyorsan, o zaman ne dersin? Utanıyorum. Böyle bir şeyden utanıyorum. İşte diyeyim ki, bütün arkadaşların marka giyiyor, sen giyemiyorsun, tırnak içinde utanıyorsun. Niye? Marka giymek üstün bir şeydir. O bir yeterlilik alametidir. Zenginlik alametidir. Zenginlik de üstünlük demektir. Ama marka giyememek fakirlik alametidir. Fakirlik eksiklik demektir. Eksiklik de kötü bir şeydir. Bu kalıp üzerinden sen diyelim ki markalı bir şey giymediğin için utanırsın. Bu nedir aslında? Sahte bir şeydir. Ama sen o sahte düşünce ve duyguyu ben ile özdeşleştirirsin ve dersin ki ben kendimi eksik hissediyorum. Niye? Arkadaşlarım şunları şunları giyerken ben şöyle giyiniyorum. Kendimi eksik hissediyorum. Ne yaptın? Aldın beni Adidas'a mahkum kıldın. Değil mi? İşte bilmem hangi markaya mahkum kıldın. Ezdirdin onu yani. Kendini bir bilmem ne markasına ezdirdin. Bilmem ne arabasına ezdirdin. Eziklik hissediyorsun. Arabam yok diye eziklik hissediyorsun diyelim mesela. Ne yapmış oldun sen? Mukaddes olan bir şeyi çamura atmış oldun aslında. Mukaddes olan bir şeyi değersizleştirdin. Farkında değilsin. O Allah'ın izzetle, şerefle, en güzel kıvamda yarattığı bir şeyi değersizleştirdim. İşte insanın kendine yaptığı en büyük haksızlık budur. Ha sonra değersiz olan bir şeyi değerli kılmaya çalışmaya çalışırsın. Parayla, başarıyla, sosyal medyayla. O 10 yaşındaki çocuk bana diyor ki, diyorum ne olacaksın büyüyünce? Ha, o dedi aslında. Ben dedi, ne olacağım biliyor musun dedi. Önce ben dedim ki ona, sen dedim zaten olmuşsun dedim. Ne yapacağını bana söyle dedim. Yani ne olacağım tehlikeli bir sorudur. Tehlikeli de cevapları vardır. Yani soru da tehlikelidir, cevap da tehlikelidir. Atom bombası gibidir. Sizi mahveder orada. Ben şu olmak istiyorum dediğin anda bir kere olmuşluğunu unuttun. Yani varlığını unuttun yani. Mesela var olma mücadelesi veriyorsan sen var değilsin demektir. Varlığını unuttun ki var olma mücadelesi veriyorsun. Değil mi? Olmaya çalışıyorsan demek ki olmuşluğunu unuttun. Olmaya çalışıyorsun. Ama mesela ben şunu yapacağım. Evet yapabilirim, yapamayabilirim. Önce çocuğa ilk golü attım. Dedim ki o ne olmak değil dedi, ne yapmak dedim. Ne yapmak istiyorsun dedim. Dedi ki YouTuber'lık yapmak istiyorum. Şimdi oradaki aslında nedir? Benlik. Tabii çocuğun da mizacı nedeniyle ha böyle bir ünlü olmak, işte çok kişi biliyor musun diyor falan diyor, 100.000 kişi izleniyor. 100.000 kişi olunca bilmem ne veriyorlar falan filan. Şimdi bak aslında nedir bu? Özdeşleşmelerimiz aslında bunlar. Hepsi birer özdeşleşme. Peki bu çocuğa ilahi vahyin
söyleyeceği en güzel mesaj nedir? Nefsini temizle diyecek tabii ki. Ama bu büyüse Kur'an'a bakacak, nefsini temizle. Niye diyor ki temizle? Ne var ki? Bir de kibirle bakacağız kitaba. Yani niye? Nefsinizi temizle. İşimiz gücümüz yok, temizle. İşte bu günah, şu günah. İşte YouTuber olmak günah, riya günah. Ya sana niye bunları diyor? Çünkü sen kirlenmişsin, kendini kirletmişsin, kendini ezdirmişsin. Kendini sahte şeylere mahkum kılmışsın. Kendini onların altında görüyorsun. 500 bin izlenen 100 binin üzerinde. Sen 100 bin, ay ne 100 bin, 10 bin. Dedim ki beni 8 bin izliyor. Olsun dedi, bir şey olmaz. Yani ben eziyim orada yani. Ben de o durumu kabullensem kendimi ezik hissedeceğim. Vay diyeceğim, kim bu 100 bin izlenen ya? Bu 500 bin izlenen kim diyeceğim. Çünkü egom onları geçmek isteyecek ya da diyecek ya işte bizim kaderimiz bu. Yani onlar çok şanslı tabii. İşte bir kıskançlık hissedeceğim falan. Hikaye böyle dönecek. Neyin üzerine dönüyor hikaye? İşte Mevlana'nın dediği bu. Dünya diyor gaflet üzere dönüyor. Gafletten kurtulsak aydınlanmış olacağız. Peki bireysel olarak gafletten kurtulma şansımız ve imkanımız yok mu? Kesinlikle var. Bunun için kendimiz dışında bir şeye ihtiyacımız var mı? Yok. Zamana ihtiyacımız yok. Mekana ihtiyacımız yok. Birilerine ihtiyacımız yok. Biraz atıyorum kilo vereyim veya kilo alayım, buna ihtiyacımız yok. Yani kilo vermek de başka bir dert, almak da bir dert, değil mi arkadaşlar? Yani bazen bakıyorum çocuklara, bazı çocuklar kilo alamıyorum, sonra gidiyor kolunu güçlendiriyor, bilmem neler yapıyor, protein şeyleri. Bak bütün bunlar aslında boş hikayeler. Çünkü kendini beden üzerinden tanımlıyorsun. Arada bir fark yok. Alsan da aynı hikayenin bir parçasısın, versen de aynı hikayenin bir parçasısın. Kendini bunun üzerinden tanımlıyorsan sahte bir yerde duruyorsun demektir. O zaman son söz şu. Kendimizi bilmek için bir şeye ihtiyacımız yok. Hatta kendimizi bilmek için ihtiyacımız olan şeylere ihtiyacımız olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Çok zor cümleydi hocam. Evet, kolaylaştıralım. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok kendimizi bilmek için. Eğer bir şeye ihtiyacımız varsa o da şudur. İhtiyaç duyduğumuz şeylere ihtiyacımız olmadığını anlamak. İhtiyaç duyduğun şeylere ihtiyacın yok. Ama içeriden biri diyor ki benim ihtiyacım var. İşte onun farkına var, onu ayırt et. Onun farkına var demek... Ondan farklısın yani. O farkı gör. Sen o değilsin. O diyor ki benim ünlü olmaya ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, bir sürü şeye ihtiyacım var diyor. Bir dur, bir sakince bak. Yani hemen reddet demiyorum. Sadece bir bak ya. O ne zaman senin içine kaçtı o düşünce, o duygu? Bak 10 yaşındaki çocuğun içine neler kaçmış. Ve eğer bu yetişkinlik döneminde bunlardan arınmazsa ne olur? Başına büyük bir bela almış olur. İşte bizim ihtiyacımız neyle özdeşleşmişsek onu fark etmek ve ondan ayrışmak. Ve bundan sonra da özdeşleşmemeye dikkat etmek. Yani insanın işte hatırlaması gereken şey budur. En büyük zikir de budur. Hatırlayacağın en kıymetli şey budur. Sen hiçbir şeyle tamamlanacak bir varlık değilsin. Çünkü tamsın. Var olmaya çalışmak zorunda değilsin. Çünkü varsın. Olmaya çalışmana gerek yok. Çünkü olmuşsun. Evet, teşekkürler.